kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çerez. Nefis kuru yemişleri. Hazırlık yapmak gerekiyor. Yani her şeyin laf olmaması gerekiyor. Somut bilgiye dayalı projelerin yavaş yavaş ortaya çıkması gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Ben profesyonel çalışmaya geliyorum diye. Yani tek başımıza hiç kimsenin bir şey olamayacağını çok iyi görüyoruz. Yani onun için bir proje ekibimiz var. İstanbul'da Ankara'da demiştik. Sağ olsun arkadaşlarım çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gönderiyorlar da. Bunlar da bir kitapçık da daha birinci bölümünü kitapçıda topladım. Yani bir çalışmasın insanlara verirken, hitap ederken bir şeyler koyarım. Hedef gülsün. Yani alsın ki ya bunlar yazmışlar. Bir emek sarf ediyor. Emeğin olmadığı yer biliyorsunuz. Sonuç olmuyor. Yani biraz her şey tabanı boşta kalıyor. Teşekkür ederim. Hazırlamış olduğum raporlara böyle kısa bir tanıtım. İkincisinde ise karşılıklı soru ve sohbet şeklinde daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ne olursa olsun insanlar zaman sürekli ilerledikçe farklı düşüncelere aynı olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor, güncel olaylar olabiliyor. Onların değerlendirilmesini karşılıklı yapmak, karşılıklı fikir alışverişinde içinde bulunmak veya görüşleri paylaşmak daha çok malzeme sevk ediyor ortaya. Veya insanların toplumumuzun doğru haber alabilme kaynakları daha çok ortaya çıkıyor. Dönem dönem bunlar farklı da olsa sonuçta hepimizin beklentisini hatta yönetmeye atıldığımızın da sistem beklentileri dinlemek gereği hissediyor. Arkadaşlarımız, tabanımız, halkımız, bize gönül verenler veya gönül vermeye hedef alınanlar. İnşallah o olmasa da benim düşünceme göre bir yarım saat, sizden uzatırsam bir saat, benim zamanım var, tamamını şey yapabiliriz düşüncesiyle hareket edeceğiz. Herhalde tamam olduk. İşte başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, basınımızın yazılı ve görsel basını çok değerli konukları, yazarları, editörleri. Hepinizin hoş geldiniz. Biz bir Ramazan günüydü. İftar yemeğinde dostlarla buluşmuştuk. Ve dost sohbeti diye başlamıştı bizim siyasetimiz. O günkü sohbetimizde aday olmayacağımızı, görev verilirse bu işe talip olduğumuzu beyan etmiştik. Gelişen zaman içerisinde toplumdan gelen istekler ve doğrular bizim de üst düzeyde yapılan görüşmelerde bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylığı süreci ortaya çıktı. Tabii gelen bu değerlendirmeleri veya beklentileri boşa çıkarmadık. Nihayetinde her insanın, her Türkiye vatandaşının kendine olan sorumluluğu kadar topluma da sorumluluğun olduğuna, toplumun da ihtiyaçlarına veya gerekliliğine cevap verilme yönüne inandığımız için hizmet manasıyla, hizmet aşkıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı oluştu. Zaman geçiyor ve toplumda karşılığınızın olduğuna inandıkça sizler siyasete iyi ki girdin, iyi ki bu toplumda da buna değerli olacağına kanaat edildim diye seviniyorsunuz. Tabii sizlerin toplumda karşılık bulması veya toplumun ihtiyaçlarının eksikliğinizi görmesi bize daha çok şevk veriyor. Bu topluma, bu halka bir hizmet borcumuzun devam ettiğini ve bu hizmet borcunun da iş ile birleştirerekten hizmeti ayağına kadar götürmek en büyük kaynak oluyor insan için. Baktık ki biz de çok doğru yolda gidiyoruz. Söylemlerimizi eylemlere dökmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Hatay, Türkiye'nin çok farklı bir yeri. Benim deyimimle Hatay Türkiye'dir.
Hatay'daki oluşabilen en küçük sıkıntı Türkiye'ye yansıyor. Buradaki olan en iyi mutluluk Türkiye'nin resmi biçimidir. Ve eğer buna adaysanız, hatta kardeşliğin başkenti diye başladım ben Hatay'a. Onun için bu kardeşliğin başkentini yönetmeye adaysanız her şeyinizde buna hazır olmanız gerekiyor. Mantalite olarak hazır olmanız gerekiyor. Projelerinizde hazır olmanız gerekiyor. Hoşgörünüzde hazır olmanız gerekiyor. Ve bunu da yaparken hiçbir şeyi tek başına yapamıyorsunuz. Muhakkak sizlerle birlikte çalışan ekip ruhunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Baktığımızda gerçekten bir el tamsa her şeyi güzel uygulayabiliyor. Takım ruhunu getiriyor. Sadece baş parmağımın kalın olması buna bir avantaj sağlamamalı. Veya işaret parmağının güçlü olması üstünlük sağlamamalı. Eğer bu el komple tek başına bir el ise o zaman başarı buradadır. O zaman takım ruhu buradadır. Yani birbirimizin üstünlüğünü, kibirliliğimizi olmaması gerektiğini söylüyor. Hatay bunları kabul eden bir toplum değil. Hatay kardeşliği, hoşgörüyü, birlikteliği ve dünya kenti olmayı öngören bir şey. Biz de bunu yönetmeye adayız. Bunun için arkadaşlarımızla, çalışmalarımızla, kendi ruhunda bir ilk kitapçığımızı hazırladık. Bunun adı Hatay Kalkınma Projesi. Hatay. Böyle bakarsanız 30 sayfaya yakın. Ve hem böyle. Osmanlı. Buraya bakarsanız. Osmanlı. Evet. Bu kitapçığı 3 bölüme ayırdık. Birinci bölümde kalite geliştirmesi ve toplumun yönetime katılması bölümümüz var. Temel hedeflerimiz var. Bunun sadece bir parçasını okumak istiyorum. Hatay Kalkınma Projesi'nin temel hedefleri. Topluma hizmeti kendine ilke edinen, halkçı belediyecilik öncülüğünde yaşanan, geçecek olan Hatay Kalkınma Projesi şu temel ilkeleri gözetir. Her türlü ayrımcılığı reddedip insana ve toplumun mutluluğuna öncelik veren, daha demokratik ve katılımcı bir toplum yapısına kavuşmuş, temel insan hak ve özgürlüklerinde en ileri ülkeler düzeyine erişmiş, her türlü eşitsizliği gidererek toplumsal dayanışma duygularını güçlendirmiş, sosyal adalete dayalı ve refah düzeyi yüksek bir toplumun yapısı oluşturulmuş, yerel yönetimde temiz toplumu yaratma amacına ulaşmış, kent genelinde yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü, kent kültürü bağlarını güçlendirmiş, bilgi ekonomisine dayanan ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek bir Hatay'ı çağdaş bir kent olarak kalkındırıp geliştirmektir. Bizim ana hedeflerimizin başlangıcı böyle arkadaşlar. Önceliklerimiz insan ve toplum mutluluğu. Hiçbir dini, mezhepsi, etnik kökeni gözetmeksizin insan odaklı hizmettir. İnsan emeği, değerleri, kültürü, kimliği ve hakları ile eşit görerek kucaklamaktır. Hizmet anlayışımız daha çok barış, daha çok yatırım, daha çok hizmet, daha çok demokrasi, daha çok refahdır. Bu başlangıçtan bir noktası. Yine altında kentin geliştirilmesi ve toplumun yönetimine katılması başlık altında. Bir, planlı sağlık, çağdaş kentleşme diye var. İki, Hatay'da insan odaklı kentsel dönüşüm uygulaması. Üç, yerel yönetimde istihdamın ve üretimin işleri. Dört, özel kesimin üretici işlerinin desteklenmesi. Beş, toplumun kalkınması, halkın refahı başlıklı toplantı. B bölümünde belediyenin
demokratik örgütlenmesi başlığı altında var. Bu en önemli ayağı kent konseyleri. Kent konseyinin çok kısa bir kimler olmalı? Kadın komisyonu, gençlik komisyonu, çocuk komisyonu ve olmaz olmazımız engelli arkadaşlarımızın komisyonu. Diğer ikinci maddemiz özgür birey, örgütlü toplum modeli geliştiriyoruz. Üçüncü, uygulama politikalarımız olacak. Bir, ekonomi politikaları, muhakkak altında planlı kalkınma var. Ulaşım bir başlık, iletişim bir başlık, turizm yine bir başlık, istihdam ve üretim diğer bir başlık. İki, sosyal politikalar, halkçı bileciler altında diyoruz. Sağlık, kadın sorunları, gençlik sorunları, sivil toplum örgütleri, amatör sporun desteklenmesi, engelli vatandaşlar için kentte engel yok ve eğitim, kültür politikalarımızın eğitim geliyor. İkinci olarak da kültür sanat etkinliklerine büyük destek sağlamak. Üç, basın ve kitle iletişimi. Dört, sosyal yaşam politikaları. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre. Çağdaş kentleşme. Halkçı, dürüst, yerel yönetim. Bölümümüz bu. Diğer başlığımızın ana fikri projeler adı altında koyduk. Kentsel ve toplumsal gelişim için planlama yapılmasını şart görüyoruz. Dünya Hatay'ı tanıyacak diye bir projemiz var. Hatay eğitimle aydınlanıyor diye bir projemiz var. Yeni yatırım, yeni istihdam alanları diye projemiz var. Her yer Hatay projesi var. Sağlık köyü projesi, halk denizine kavuşuyor projesi, planlı ekolojik tarım politikası, halk kent projesi, dünya köyü projesi, Hatay Tarih Parkı projesi, her ilçeye sanat merkezi projesi, kadınımızda yaşama geçireceğimiz projelerin bir bölümünü sizlere sıralım. Hatay'a hizmet ilke denerek halkçı belediye hedefiyle yürüdüğümüz bu onurlu yolda yüreğini yüreğimiziyle birleştiren, desteğiyle umutlarımızı çoğaltan tüm dostlarımıza bunları saygılarımla arz ediyorum. Kitapla ilgili başlıklar bunlar, ben size hepinize beraber ettim. Diğer konularla ilgili ister kitap üzerine ısrarla parti içerisinde aday adayları arasında sorun varmış havası işleniyor. Kim yapıyor bunu efendim? Efendim, onu artık siz bakın. Ben şimdi yazın yayın organlarında çıkıyorum. Ben onu şey yapmak istiyorum, anlamak istiyorum. Şimdi bizim tek amacımız var. Evet. 7 tane aday adayı arkadaşımız var. Ve bütün toplantılarda, televizyon canlı yayında hep şunu söyledi. 7 arkadaşımız da Hatay'ı yönetmeye aday olmuş. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ama bu 7 arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, demiş ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve doğru tabanında siyaset yapacağım. Ve Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğim demiş. Ben buna büyük saygı duyuyorum. Başarırız, başaramayız için ama hepimiz, 7'si de bu partinin belediye başkanı adaylığına geldiyse saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Bizim medyada veya diğer arkadaşlar arasında sürekli bu olayı kaşıyarak da bir tartışma yaratmak istedim. Biz kesinlikle Sayın Dönen bu partiye gelmiş, gönül vermiş, bu parti aday adaylık sürecinde devam ediyor. Fakat 20 yıl önceki siyasetle yeni siyaset çok farklılaştı. Onu iyi okumamız gerekiyor. Dönen bizim büyüğümüzdür. Dönen benim ailemin iyi bir dostudur. Fakat İlle siyasi pencereden bakarken farklıdır. Aile büyüğümüz olarak bakarken farklıdır. Bizim aramızda olayları
direkt olarak geliştirilmiş kesinlikle hiçbir şey söz konusu değildir. Tamamıyla arada bu işi kaşıyarak menfaatlenmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Ve buna şu ana kadar tarafından kesinlikle müsaade edilmemektedir. Ve bundan sonra da edilmeyecektir. O zaman siyasette savaşırım, maneviyatta ise barışırım. Siyaset bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı için savaşacağız. Biz bu partide kim hizmet edecekse onu destekleyeceğiz. Ama ben hep bütün toplantılarımda şunu belirttim arkadaşlar. Bu partide paraşütle aday istemiyordum, yine istemiyorum. Emek vermiş. Kimin için söylüyorsun? Efendim? Yani isim mesela şimdi paraşütle gelmiş çünkü herkes bu şeyi yani bir noktaya çekiyor. Efendim kim üzerine alınıyor? Niye alınıyor üzerine o zaman? Ben bunu anlamıyorum. Üzerine alınandan bahsediyorum. Birileri hedef gösteriyor. Yanlış efendim. Değil. Ben şimdi siz bu partide niye ben bunu istiyorum? Ben bu partide 12 yıldan beri siyaset yapıyorum. Partimin günü gelmiş mitingine katılmışız. Günü gelmiş parti toplantılarına gitmişiz. Günü gelmiş partimizi farklı yerlerde temsil etmişiz. Ve toz yutmuşuz. Düşünebiliyor musunuz? Ya herkes gitmiş evinde yatmış. Bana öyle ben kendim diyorum. Seçim günü gelmiş. Efendim ben buradan gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ne alay olacağım derse ben buna karşıyım. Ama herkesin bir siyasi birikimi vardır. 40 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık siyasetçiler vardır. Şimdi onun da o siyasi birikimine saygı göstermek gerekir. Ben tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde asla karşılıklı çıkar kavgası olmaz. Sadece hizmet yarışı için bir yarış vardır, bir karşılıklı rekabet vardır. Kesinlikle Sayın Döner, Sayın Bakanım bu partide hizmet yarışı için vardır ve bizim de bu yarışımızda kim öne çıkarsa tahmin ediyorum ki o partinin bayrağını Hatay'a dikecektir. Bu siyasette benim hizmet yarışı vardır. Bazen insanın söylememesi gerektiği kelimeler vardır. İşte niye yazılı konuşmayı çok sizlersin? Yanlış yapmamaya gayret. O anki akış, olduktan ortam veya o anki müdahaleler insanın dilinden farklı kelimeler çıkmasına sebep olabiliyor. Ha, onun bana olan bölümünü duyduğumuzda ben zaten gerekli müdahale ediyorum. Ya böyle şeyler olmaması lazım. Ama işte gerginlik o da şundan fena görmeyecek. Herkes yükleniyor. İlgili ortada kavga çıkarmak. Ya bunu müsaade etmemek gerekiyor. Ben etmiyorum. Ve konuşulan şeylerin de muhakkak aslına sorulması lazım. Siz bunu yapmışsınız. Ben yanlış olabilirim. Arkadaşlar dünyada işte beş parmağımıza beşin bir değil. Ben günü gelmiştir yanlış yapmışımdır. Günü gelmiştir kaza yapmışımdır. Hatta düşünün ki bana göre çok doğru olan bir finansman kaynağı başkalarına göre hırsızlık sayılmıştır. Dolandırıcılık sayılmıştır. Şimdi hangi pencereden baktığınız önemli. Siz eğer diyorum çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi bir aileyiz. Çözmek zorundayız. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın parmağımı kapattım. Şunu tutmaya çalışıyorum. Sıkıntı görüyorsunuz değil mi? Ama parmağımı bıraktığım anda bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Hatay Belediye Başkanlığı'nı kazanmak istiyorsa böyle sarılmalıyız. Yanlışlarımız var ise tekrar söylüyorum. Her ailede bir evin hırsız çocuğu vardır. Veya ailesi ona baba gerekli terbiyeyi verecektir. Vermiyorsa kızacaktır. Daha da gücü yetmezse bir odaya hapseder. Osman Bey buna ilave olarak bir şey sorabilirim. Çok kısa, çok özür diliyorum. Ekleme yapmak istiyorum sadece. Siz Osman Tufan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde hırsız ve üçkağıtçılar ister misiniz? Kesinlikle istemem. Evet, şimdi asla bir asla konuşalım. Baklavanın pozisyonu küçülmüş ve silahın daha cömertteyiz. Recep'le oy alamadığımız gerçektir. Parti her türlü dağılmış. Sade örgütler var. İşte hastalar alıyorsunuz 1800 oy. Atıyor Kırıkhan alıyorsunuz 4000 oy. Diğer parti alıyor 47 bin. Veya Yayladağ'ın da alıyorsunuz 1200 oy. Şimdi en önemli şey
siyasette biz Erzin, Dört Yolu, Bayan, Belen'e kadar, hatta İskenderun'u da sayıyorum, insanlara hep birlikte olduk. Acısında, tatlısında, iyi gününde, kötü gününde paylaşabileceğimiz o kadar çok şey paylaştık. Son işte iki aydan beri, iki buçuk aydan beri daha diğer paylaşamadığımız yerler vardı. Yayla'da, Altınüzü, Hasarya'da biz çok şey paylaştık. İnanılmayacak, Hasarya'dan ki benim ikinci ilçem şu anda. Ve gittiğimizde o değerlerin tamamını Hasarya'da yakalayabiliyoruz. Niye? Çünkü oradaki köye gittiğimizde, o varıp da bir atıyorum son pekmez kaynatıldığında köpüğünü içtik mesela. Ve yaylaya çıktık, çobanla oturduk konuştuk. Senden biri olduğuna inanırsa veya umut verdiyseniz gerçekten güzel şeyler oldu. Hiç beklemediğimiz köylere gittim ben. Bunu da her zaman her yerden atıyorum. Kırıkhan'ın yakınındaki bir köy. Hiç oy almazmışız. Muhtarımız da var. Ve gittim Geyikli köyü. İnanılmayacak. Cenazeye katıldım orada ben. Ve mutlu oldum. Beş Aslanlı köyüne gittim. Bir tane asker köylüyü vurdu. Biz diğer Ahmet Atakan'daki gösterdiğimiz hassasiyeti Sünni köylerinde de gösterdiğimizde biz bu işi bitiriyoruz. Oraya da gittiğimizde tabut omuz verdiğimde Reyhanlı'da dediler ki işte Cumhuriyet Halk Partisi bu. Sabahleyin de en aynı son. Biz tüm değerler çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya biz sosyal demokrat veya solcuların bir özelliği var. Hakların kardeşliğini savunmuştur. İşte biz Ahmet Atakan da bizim kardeşimizdi. Onun da cenazesine gittik. Beş Aslanlı köyündeki çiftçi kardeşimdi. Onlar onu görünce bunu verdi. Yine bayram arefe gün arkadaşlar. Köyümüze, evimize gitmedik. Ben Yayladağ'ın yine bir köyündeki cenazemize gittim. Yine bir partilimiz Diyarbakır'dan Van'dan geliyor çocuğunun yanında bir hafta ve kaza geçirmişti. Gidenlerden bir tanesi ben. Ve adam dedi ki, işte biz Cumhuriyet'te böyle olursa biz oy alırız. Ha, o çalışmaları biz sürekli yapıyoruz. Biz gidebiliyorsak o köylere, Altınözü dahil buna, Yayladağ dahil, oyun buradaki o bizim beklediğimiz, sel dediğimiz oy potansiyeli aynısı bence ortada oluşmaya başladı ve yuvarlanıyor. Artık kar büyümeye başladı kartopu. Bir inanmış, bir ilke doğrusunda bir duruş sergiliyor, takdir ediliyor. Kesinlikle yemiyorum, kızmıyorum. Ben diyor, bu arkadaşa inandım, ben bununla seçim kazanacağım. Bir tek neyle kızıyorum biliyor musun? Yalan söylemesine kızıyorum. Bazen genel başkanım diyor ya, yalancıdan bilmem ne olmaz diye. Yalancıdan milletvekili olmaz. Bu sosyetede bir tahmin ediyorum. Parti ahlakımız, aile ahlakımız bize böyle davranmaya emin. Yoksa o kadar çok söylenecek, kavga edilecek laf var ki hiç uzağa gitmeyin, çekmecemden bir yazı getirdim şimdi size. İsimleri de tek de okuyayım. Kimin o 2007'de ve 2011'de neler yaptığı ve adam harfleriyle, zamanıyla, parasıyla, her şeyiyle söylüyor. Ama biz parti ahlakı şu anda bunu gerektiriyor. Biz Türkiye zor durumda arkadaşlar. Türkiye'nin Hatay'ın şu anda birlikte, beraberle ve kardeşliğe ihtiyacı var. Hoşgörüye ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'ı kazanmak ihtiyacı var. Bunun için susuyorsak, bunun için susuyoruz. Yoksa hiç kimse ne çakaldır, ne hırsızdır, ne de güvensizdir. O kadar çok cevabımız var ki, her konuşan, parti için konuşuyorsa, bu partinin adayı olmak için konuşuyorsa, veya Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorsa arkadaşlar, konuştuğuna dikkat etmek zorunda. Etmiyor mu? Onun dilini keserler. Onun dilini genel başkanım cız diye yakar. Ve yakar. Biz onun için bu partinin birlikteliği için konuşmamamız gerekiyor. Bazen der ya, kan kısıcı çubuk içeceksiniz. İçmemiz gerekiyor, içeceğiz arkadaşlar. Amaç, Halk Partisi'nin bu seçimi kazanması. Diğer her şey boş benim için. O olmayı civarında geçersiz oy olur. 850 bin seçmen demektir. 100 binleri seviyorum 100 binleri. Gibidir. Eğer siz 4 yol Ersin,
Payas üçgeninde 125 bin seçmenimiz var. Evet. Sadece aldığımız oy kaç biliyor musunuz? 20 bin. Evet. Siz, şimdi arkadaşım da sordu. Tarlaya güzel mal ektiyseniz gidelim. Buradan bu oyu alırsınız. Eğer sadece burada 80 bin oy alamıyorsanız seçimi kazanamazsınız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi 400 bin oydur adayda. 400 bin oy alamayacaksa bir aday, kendine güvenemiyorsa bunu her şeyiyle, maddiyatıyla, maneviyle, kardeşiyle, hanımıyla, basın arkadaşlarıyla, ekibiyle hedef 400 bin oy sahibine inanmıyorsa bugün buradan çıkıp çekilmesi lazım. Ben iddia ediyorum, davet yüzü dediğimiz bölümün CHP'nin oyu Kırıka, Hassa, Reyhanlı, Yayla Dağı 600 minimum %30 artacak. Bu kadar iddialı söylüyorum. Burada da %50'den fazla oy alacağız bu baktan. Şimdi tabi buna bir Sayın Medine Tekin'in düşüncesi saygı duymak gerekiyor. O öyle düşünce. Belki de o konuşmanın içerisinde farklı şeyler vardır. Oradan belki o kelime çıkmıştır ama bizim karşımızda ada önemli değil, AK Parti var. AK Parti tamamıyla bir lider partisi biliyorsunuz. Ve kimi çıkarsa çıkarsın karşımızdaki en güçlü parti odur. Biz kendi gücümüze bakacağız. Bizi başkasının gücü ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini ortaya koyarsak, sol değerlerini ortaya koyarsak ve Hatay halkına, özellikle Hatay halkına güveniyorsak artık bu iktidara burada bir ders vereceğine inandığımız için bunu ortaya koyacağız. Ha bunu politikalarını da koyacağız. Çalışmalarını da koyacağız. Bu da masa başında olmayacak. Olmamalı. Çünkü biz hep akşamları veya diğer masa başında hükümeti veririz. Ama halkın ayağına gidersek ve orada da umut olursa, inandırırsak AK Parti'nin adayı kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek için başlayacağız. Bizlerimiz. Katliamlar kimin tarafından yapılırsa yapsın, hangi diktatör tarafından yapılırsa yapsın veya hangi cani örgütler tarafından yapılırsa yapsın kesinlikle biz karşıyız. Ve Hatay'daki bu kardeşliğin bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bizler kanaat önderler olarak da her yerde bunu kaşıdıklarına adım sürmeniz bunun değerlendirmesinde ve yapmasında fırsat vermeyeceğiz. Siz Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Hatay'daki Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ermenisi, Yahudisi hepsi bu sınırlar için savaş vermiştir. Emperyalizme karşı vermiştir. Şimdi de aynı birlikleri sergileyeceğiz. Bizi ayrıştırmalarına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz ve verecek vermeyeceğiz.